Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde, uzaklardan uzak bir diyarda, bir padişahın en damlı, çok güzel bir kızı varmış. Bir gün, o en güzel elbiselerini giymiş, en değerli altın ve gümüşlerini, mücevherlerini takınmış. Aynanın karşısına geçmiş, kendisine bakarak, ''Ben ne kadar da güzelim, hem zenginim hem de padişah kızıyım. Dolayısıyla kimse bana yan bakamaz, talipli olamaz.'' demiş ve balkona doğru gururlu gururlu yürümüş. Balkona çıktığı anda bir fırtına, bir toz bulutu çıkmış, kızı alıp savurmuş. Saatler süren bu savrulma neticesinde kız tanımadığı, bilmediği bir memleketin dağının başına inmiş. Fırtına da ondan sonra kesilmiş. Kız korku ve endişeyle etrafını gözetlerken bir yandan da gözleri kan içinde ağlıyormuş. Uzaktan bir dumanın yükseldiğini görmüş. Kendisine biraz umut gelir gibi olmuş. ''Şurada belki insanlar vardır, gidip bakıp onlara sığınayım.'' demiş. Binbir zorlukla dumanın tüttüğü yere gelmiş. Orada gördüğü eski bir kulübeymiş. Burada insanlar yaşar mı diye düşünmüş, kapıyı çalmış, kapı yavaş yavaş açılmış. İçeriden yaşlı bir nine çıkmış. ''Buyur kızım, sen kimsin? Buralarda ne arıyorsun? Bu halin ne?'' diye peşi peşine sorular sormuş. Kız da ''Ne olur bana yardım edin.'' diye yalvarmış. Nine kızı içeriye alır, sakinleştirir ve ona der ki, ''Biz burada oğlum ile beraber oturuyoruz. Fakir insanlarız. Oğlum balık avlamaya gitti. Karnımızı getirdiği balıklarla doyuruyoruz. Balıkçı Hasan'ın ağına her gün iki balık düşerdi. Fakat Hasan'ın o gün ağına üç balık geldi. Hasan, hayırdır inşallah, eve herhalde bir misafir geldi diye düşündü. Tuttuğu balıkları alarak eve geldi. Evde misafirin olduğunu görünce Hasan, demek bu misafir rızkı ile beraber geldi diye düşünür. Oturup konuşurlar, hal hatır sorarlar. Vakit akşam olunca Hasan, ''Ana, ben kapının önünde yatarım, siz misafirle içeride beraber yatın.'' demiş. Böylece günler günleri, aylar ayları takip etmiş. Kış mevsimi de gelip çatmış. Padişah kızı bu durumu görünce nineye demiş ki, ''Benim buradan başka bir yere gidecek halim yok. Oğluna söyle de beni nikahına alsın, yoksa böyle olmaz.'' demiş. Hasan bir hoca bulup getirmiş. Hoca padişahın kızı ile Hasan'ın nikahını kıymış. O kışı orada geçirmişler. Bahar olunca kız kocasına üzerindeki bütün altın ve mücevherleri vererek, ''Bunları al, şehrin kenarında bir arazi satın al. Orada küçük bir bakkal dükkanı açalım, bu dağlardan kurtulalım.'' demiş. Hasan bu teklifi uygun görmüş, öyle de yapmış. Şehre gitmiş, altın ve mücevherleri bozdurmuş, şehrin kenarında işlek bir yolun üzerinde yer almış. Aldığı yere önce güzel bir ev yapmış, ön tarafına da bir dükkan açmış. Kalan diğer yerlerin etrafını çevirmiş, oraya da çok güzel bir bahçe yapmış. Bahçeyi öyle güzel yapmış ki görenler burayı cennetten bir köşe zannederlermiş. Aradan yıllar geçmiş. Bu arada da üç tane erkek çocukları olmuş. Çocukların isimlerini padişah kızı koymuş. Çocukların isimleri büyükten küçüğe takdir-i ilahi, yazı ve kader imiş. Çocuklar o cennet gibi güzel bahçede oynayarak günlerini geçirirlermiş. Diğer taraftan padişah babası kızını çok aramış ama bir türlü bulamamış. Kızının hasretine dayanamayan annesi vefat etmiş. Yalnız kalan baba da bu hasretliğe daha fazla dayanamamış vezirini çağırarak, ''Gel vezirim, seninle beraber kızımı aramaya çıkalım.'' demiş. Yol hazırlıklarını yapmışlar, gerekli olacak eşya ve parayı yanlarına alarak yola düşmüşler. Aylarca yol yürümüşler, çok yorulmuşlar, takatleri kesilmiş haldeymiş.
önlerindeki küçük tepeyi aşınca karşılarına bir şehrin çıktığını görmüşler. "Padişah, çok yorulduk. Aylardır evimizden ayrıyız. Bu şehirde biraz dinlenelim de geri dönelim. Ben artık umudumu kaybettim," demiş. Yorgun argın bir halde şehre girerken yolun kenarındaki o çok güzel bahçeyi görmüşler. Vezirine, "Ne kadar da güzel bir bahçe. Şurada biraz dinlenelim," demiş ve bahçeye girmişler. Misafirleri gören Hasan da bakkaldan gelerek bu iki insanı hoş bir şekilde karşılamış. İçeriye seslenerek, "Hanım, misafirlerimize bir kahve yapar mısın?" demiş. Kız misafirleri görünce babasını tanır, utanır yanına gidemez. Hasan çocuklarını isimleriyle çağırır. Bu garip isimler padişahın dikkatini çeker. Padişah tebdili kıyafet içinde olduğu için Hasan da onları halktan birileri zanneder. Onların yanında rahat davranır. Padişah Hasan'a, "Beyim," der, "bu çocukların isimlerini neden böyle verdiniz?" diye sorunca Hasan da, "Bilmiyorum, anneleri verdi, ondan sorarsınız," diye cevap vermiş. Kahveleri takdiri ilahi getirmiş, misafirlere sunmuş. Misafirler de kahveyi içtikten sonra yolcu yoluna gerek diyerek kalkmak istemişler. Ama Hasan misafirleri bırakmamış. "Yoldan geldiniz, sade kahve ile kalkmak olur mu? Hele biraz daha dinlenin, yemeğimizi birlikte yiyelim," demiş. Sohbet etmişler, biraz sonra da yemek gelmiş ve yemeklerini yemişler. Yine kalkacak olmuşlar. Hasan bu defa da misafirlere akşam kalmaları için ısrar etmiş. "Padişah, çok da yorgunuz, gidecek de halimiz yok. Şu cennet gibi bahçenin yanında kalsak da olur," diyerek Hasan'ın teklifini kabul ederek orada kalmışlar. Bir zaman sonra padişah Hasan'a, "Çok merak ettim, bu çocukların isimleri niçin böyle verilmiş? Hanımına söyle gelsin de bize bunu anlatsın." Padişahın kızı başına bir atkı alarak yanlarına gelmiş. Hoş beş etmiş, olanı biteni anlatmış. Sonunda daha fazla dayanamayarak babasının boynuna atılmış. "Ben senin kızınım," demiş. Padişah buna çok sevinmiş. Kızına ve torunlarına sarıldıkça sarılmış. Onlar çok mutlu olmuşlar. Padişah kızı ve damadını yanına alarak memleketine götürmüş. Damadını kendi yerine padişah yaptıktan sonra kendisi de torunlarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürmüş. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.